dördüyle birlikte clutch en öndeki oyuncuydu. Clutch gol. Hepinize merhaba PUBG Mobile severler. Yıldızlar Ligi'nde lig aşaması tamamlandı. Lig aşamasının tamamlanmasıyla birlikte Fireflux Esports topladığı 289 puan ile şampiyon oldu. 2 haftalık maceranın ardından lig şampiyonluğunu garantileyen Fireflux Esports'ta MVP ise Catch oldu. İlk süper hafta sonunda inanılmaz bir performansa imza atarak en yakın rakibine 46 puan fark atan Fireflux Esports liderliğini garantiledi. İkinci süper hafta sonunda ise ilk haftadaki performansını yakalamakta zorlanan bir Fireflux Esports izlesek de şampiyonluğa ulaşmayı başardılar. Finallerin başlamasına sayılı günler kala takımlarımızın performanslarına hep beraber yüz atalım. Öncelikle finallere 16. sıradan katılan Papara Supermassive ile başlayalım. Papara Supermassive en geç kurulan takım olarak karşımıza çıkıyor. Ancak 2 haftalık serüvende bu dezavantajlarını bir kenara atarak finallere kalmayı başardılar. Fireflux'tan Lutz ve Footcaos Esports'tan Sevgin ile kadrosunun çekirdeğini oluşturan Papara Supermassive ilk haftayı 13. sırada geçerek süper hafta sonuna kalmayı başarmıştı. İlk süper hafta sonunda istediği performans sergileyemeyen Papara Supermassive 24 puan ile 16. sırada yer alarak final şansını zora sokmuştu. Hafta içinde de istediği oyunu oynayamayan Papara Supermassive, GMT ile aynı puana sahip olmasına rağmen sıralama puanları ile birlikte 2. süper hafta sonuna gitmeye hak kazandı. Son süper hafta sonunda ise Hole Esports'u 1 puan ile geçen Supermassive, finallere gitmeye hak kazandı. Sevim ve Lats'ın tecrübesiyle birlikte kendini finallere atmayı başaran Papara Supermassive, çok zorlu bir lobide mücadele ediyor. Sevyum bu süreçte 18 kill, Lutz ise 14 kill ile takımının finallere kalmasında büyük pay sahibi oldular. Moemka ve Closer'ın da ilk kez bu denli zorlu bir lobide mücadele ettiğini düşünürsek finalleri görmeleri gerçekten takdire şayan. Ligi 15. sırada bitiren Footcaos, beklentilerin oldukça altında kalan bir performans ile karşımıza çıktı. Lig başlamadan önce Dokunma ve Falconis'i takıma dahil eden Footcaos, hedefini şampiyonluk olarak açıklamıştı. İlk hafta mücadelelerinde 7. sıraya alarak süper hafta sonuna çıkan Footcaos, süper hafta sonunda ise kendisini ilk 10 içine atmayı başarmıştı. Ancak 2. hafta maçlarında bir türlü istenen performans gelmeyince 20. sırada kalarak süper hafta sonunun dışında kaldılar. Neyse ki ilk süper hafta sonunda topladıkları 79 puan finallere gitmeleri için yeterliydi. Footcaos da skor yükünü genelde Falconis ve Dokunma çekti. YMSL için partner takımlarımızdan birisi olan Footcaos Esports'tan beklentiler oldukça fazlaydı. Ancak ligin 2. haftasında hafta içi mücadelelerinde birçok haritadan 0 puan ile ayrılmaları süper hafta sonunu kaçmasına neden olmuştu. Lig aşamasının amacı finallere gidebilmek tabii ki, ancak ihtişamlı bir şekilde finallere gitmek rakiplerinize de gözdağı verecektir. Footcaos finallere ayrı bir motivasyon ile hazırlanacaktır. Videomuza devam etmeden önce oyun deneyiminizi en üst seviyeye taşıyacak olan BehaveStore.com'dan bahsetmek istiyorum. Profesyonellerin tercihi BehaveStore ürünlerini sipariş etmek için hemen BehaveStore.com adresine giriş yapıp siparişinizi oluşturabilirsiniz. Ayrıca sepette PMG indirim koduyla ilk 100 kişiye %10 indirimi de kaçırmayın. Keyifli seyirler. Avantaj tabii ki Zeus tarafında, Apil'de doğru gelen... Zeus Esports ligi 14. sırada bitirdi ve finallere gitmeye hak kazandı. Zeus Esports ilk hafta sonuna kalamayan ekiplerimizden bir tanesiydi. Bu nedenle bu hafta oynanan süper hafta sonunda iki kez win alıp 88 puan ile finallere kalmaları takdir edilecek konulardan bir tanesi. İlk hafta istedikleri performans sergileyemediler. İlk hafta 20. sırada kalan Zeus Esports sadece 4 sıralama puanı topladı ve hayal kırıklığı yaratan bir performansa imza attı. Ancak takım 2. haftaya oldukça iyi hazırlanmış bir görüntü sergiledi. 2. haftada 59 puan toplayarak 7. sıraya alan Zeus Esports, süper hafta sonuna kalmaya hak kazandı. Bunu yaparken bir de win almayı başarmışlardı. Süper hafta sonunda ise işleri oldukça zordu çünkü önlerinde sadece 15 maç vardı. Ancak Zeus Esports ilk haftaki performansından dersler çıkartmışa benziyordu. Muhteşem bir performansa imza atarak 89 puan toplayan Zeus, bu puanları 2 win ile de taçlandırmayı ihmal etmemişti. Oyuncu performansı bazında inceleyecek olursak Zeus Esports'ta kill dağılımları dengeli bir şekilde paylaşılmış görünüyor. Süper hafta sonunda Up9 ve Ozzy'nin harika performanslarına şahitlik ettik. Ozzy finallere giden yolda 32 kill çekerek takımın en skorer ismi olmayı başardı. Zeus Esports finallerde bu performansını devam ettirebilirse ilk 8 için büyük adaylardan birisi olacaktır. Yakalamayı başardı. Ligi 13. sırada bitiren Mumia Esports topladığı 111 puan ile finallere gitmeye hak kazandı. Ligin yeni ekiplerinden birisi olan ve kadrosunu yeni oluşturmuş bir ekip olarak karşımıza çıkan Mumia Esports, performansıyla birlikte finalleri hak eden takımlardan bir tanesi.
İlk hafta mücadelelerini 4. sırada geçerek süper hafta sonuna kalan Mumia Esports, bütün PUBG Mobile izleyicilerini şaşırtmayı başarmıştı. Mumia var ilk baş aslında oyunun en... Güçlü bir lobide mücadele ettiğinin farkında olan takım, rahat bir performans göstermiş ve süper hafta sonuna kalmayı başarmıştı. İlk süper hafta sonunda ise 75 puan toplayarak finallere giden yolu aralayan Mumia Esports, hafta içi mücadelelerinde ise istediği performansı sergileyememesine rağmen 15. sırada yer alarak süper hafta sonuna kalmayı başardı. Bu hafta oynanan süper hafta sonu mücadelelerinde ise daha çok taktik deneyen Mumia Esports 111 puan ile rahat bir şekilde final biletini kaptı. Özellikle Eagle Esports ile Sanok'taki main fightları izlemeye değerdi. Ancak bu sürtüşmeler finallerde yer alacak mı merak konusu. Çünkü 4 günlük bir turnuvada hiçbir takım zorunlu olmadıkça main fight atmak istemez. Bu nedenle Mumia Esports da bu doğrultuda bir strateji izleyecektir. Finallere giden yolda özellikle Manyak'ın performansı Mumia'nın belirleyici noktası oldu. 46 kill puanı ile takımını sırtlayan Manyak, PUBG Mobile izleyicilerine de görsel şölen izletmeyi ihmal etmedi. Mumia Esports ligin yeni ekiplerinden birisi olmasına rağmen lobiye çabuk ayak uydurmuş görünüyor. Bu nedenle finallerde istediği performansı gösterirse sürpriz sonuçlar alabilir. 3. alanda geldi Miramar haritasındaki Yektas. 12. sırada yer alan Galatasaray Espor topladığı 136 puan ile finallere gitmeye hak kazandı. Sezon öncesinde Rome ve Lovaz'ın yanına Owner P ve Enjoy eklemesini yapan Galatasaray Espor lige iddialı bir giriş yapmıştı. Ancak ilk hafta maçlarında istediği performansı sergileyemeyen Galatasaray Espor 16. sırada yer alarak son anda süper hafta sonuna kaldı. Süper hafta sonunda ise 72 puan toplayarak hafta içi performansını unutturmayı başaran Galatasaray Espor final kapısında aralamayı başarmıştı. Ayrıca bu performansını da 2000 ile taşlandıran takım oyununu istikrara oturtmuş görünüyordu. Hafta içi mücadelelerine geçildiğinde 42 puan alarak rahat bir şekilde süper hafta sonuna kalan Galatasaray Espor için final kapısı sonuna kadar açılmıştı. Topladığı 136 puan ile finallere gitmeye hak kazanan takımda Enjoy ve Owner P skor yükünü çeken isimler oldu. Owner P topladığı 41 kill puanı ile takımını finallere taşımayı başardı. Galatasaray Espor her geçen gün daha da iyiye giden bir takım görüntüsü sergiliyor. Raum ve Lovaz'ın tecrübesinin yanına Enjoy ve Owner P'nin vuruculuğu da eklenince finallerde üst sıralara oynayan bir Galatasaray Espor görmüş olacağız. Buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Ayrıca kanala abone olarak bizlere destek olabilirsiniz.